İtiraflarında yer alan bölgeye gittiler. Değil mi? Benim eşim asla buraları bilmez. Yol var orada. Belki o yoldan geçmiş olabilir. Bu tarafa yönelmiş olabilirler. Eşim çıkınca Umut senle buralara gelelim. Böyle resim çekinelim. Selfie yapalım seninle. Senin kız kardeşinin orada öldürüldüğü söyleniyor. Sen diyorsun ki ben de kocamla çıkacağım burada selfie yapacağım. Kime inat yapıyorsun? Anana mı yapıyorsun inat? Ben burada kocamla selfie yapacağım demek ne demek ya? Umut Çakırer'in emniyetteki sorgusuna katılan avukat Muhammed Alperen Özen de yayınımıza katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylı bir şekilde anlattı. Kız kaçmak istiyormuş galiba. Ailesinden uzaklaşmıştı. Bu ifadeler tabii gayet rahat bir şekilde veriyor. Yani hiçbir şekilde baskı altında falan ifade vermek söz konusu değil. Cinayetten tutuklu kocası Umut Çakırer'le cezaevinde görüşen Çiğdem Hanım, bir kez daha annesini hedef alırken kendisine kayınbiraderleri Tahsin ve Salih Çakırer de destek verdi. Siz de yaşadığına inanıyorsunuz. Yaşadım. Çünkü kendileri ispatladı bunu. Emirgan Parkı'nda gördüm Müge abla. Ben 12 sene kendimi suçladım. Peki, keşke abi, gitseydim şey dedim. Bugün, bu olaylar bugün olmazdı diye Müge abla. Sonra ne oluyor da bu kız o zaman hiçbir kaçıyor şey yok, oradan? Müge abla hiçbir şey. Sen hamileyim dedin. O da mı sana benzer bir şey söyledi? Benim aklıma gelen başka şeyler var. Hayır Müge, Müge abla. O kız abla, niye kaçıyor? Annem her şeyi yalanlıyor. Bir dedeki anne. Bun, dur. Tamam de. Her şeyi yalanlıyorsun. Sen arabada diyorsun. Seni Emirgan'ın orada indirdi. Götürmüyordu ya beni. Umut geri bize geldi. Kızın burada mı deyin. Umut gelince benim kızım okula gidiyorum deyin. Gitti Çiğdem. Ha? Duydun mu şimdi? Umut'un hiç... Gitti gelmedi. Aynı gün. Ha aynı gün. Aynı gün Umut bize geldi. Küçük kız kardeş enişteye ilgi duyuyor. Sen de kocamda gözü var diye bunu herhalde ciddiye aldın benim anladığım. Çünkü sen kız kardeşinden mesela bir çocuk gibi, bir evlat gibi 15-16 yaşında öldürülmüş bir çocuk duygusuyla bahsetmiyorsun. Şimdi acaba sen de mi kocanın yanındaydın? Ben onu merak ediyorum. Hayır. Gören bilen varsa çıksın. Daha nereye gözük almışsınız gecenin bir vakti bir yere göndermişsin. Ben rahat. Ya da sonradan mı kocan sana bunu anlattı? Böyle böyle kız kardeşini bende gözü vardı, ben de mecburen öldürdüm falan dedi de sen o yüzden hayır, mi böyle kesinlikle. Bir... Hayır, kesinlikle. Ya şimdi bu kadar adam itiraf etmişken hayır o öldürmedi deyince adama derler ki sen mi öldürdün de onu bu kadar koruyorsun? Öyle hayır, kesinlikle. Kesinlikle öyle bir şey yok Müge abla. Ben yaptım o yüzden. Hani beni de tutuklasınlar o zaman. Suçsuz yere ben de ömür boyu yatayım. Yine söylüyorum. Adımın Müge olduğu kadar eminim ki öldürüldüğü ilk günden itibaren Çiğdem haberdardı. Sen 1,5 yıl sonra gördüm diye etrafa nam saldığına göre en baştan itibaren Müge abla, kız kardeşinin öldürüldüğünü biliyorsun. Sen diyorsun ya ki ben kardeşim ben şu mesafeden yani gördüm. 1,5 yıldır kayıptı. Gidip de bir koluna yapışmıyorsun sonra ben kendimi anlatamıyorum. Ya şey demedim Müge abla öyle kaçışı vardı ki yani. Kovaladın. Evet. Hani çocuğunu bırakamadığın için kovalamamıştın? Evet. Ya kovaladım diyor bize ara şey. Acaba Çiğdem'in sakladığı ne? Benim hiçbir zaman Allah'tan başka hiç kimseden bir şey sakladığım yok. En az Salih Bey yani senin aklın alıyor mu? Yani. Senin size kız kardeşin 1,5 yıldır ortada yok. Sağlık ocağında böylesin. Bir kolundan bir yakalayıp da kumru demiyorsun. Çiğdem'in anlattığı doğru olabilir mi? Orada ben de şey diyorum, takılıyorum. He? Yani takıldığımız noktalar hep değil aynı. 1,5 yıl sonra Çiğdem'in kardeşini görmemesi lazımdı. Cinayete kurban gittiği ortaya çıkan lise öğrencisi Filiz Karadavut'un hamile olduğu öğrenildi. Korkmuştu. O gün çok korktuğunu söylüyordu. Hı-hı. Ve bana hamile olduğunu söyledi. Neyi dayanarak söylüyorsun dedim. Gebelik testi yaptırdım dedi. Şimdi bu kızı kim hamile bıraktı? Anne Durna Hanım'ın itirafları da yayınımıza damga vurdu. Gözyaşlı anne kızı Filiz'le damadının ilişkisini bildiğini itiraf etti. Filiz dedim kurban olayım dedim. Yetişkin kızsın dedim. Arkadaşın ne varsa bana söyle ben bileyim dedim. Anne dedi yalan sen dedi arkadaşımın dedi. Yalan anasını söyleme, babasını sülalesini biliyorum sen dedi. Sen kızınla hiçbir şey ben mi? Böyle deyince Umut'u çektim. Umut bu dedim olacak iş değil oğlum dedim. Kız bana böyle böyle diyor dedim. Evli mi o sırada? Ha? Evet. Ha? Ben çocuklarım Umut'la düşman olmasın diye ağzımı kapattım. Kaynana olmuş dedi. Kızım bir yandan dedi dalıma biniyor dedi. O bana yani yüz veriyor ha dedi. Sen nasıl bir annesin? Nasıl bir anneymişim sen ben? Sen nasıl bir annesin? Çiğdem evine vardın. Evinde kızların ikisini bir yakaladın. Dur, kapını açmadın. Çiğdem kusturma beni Çiğdem. Sen bunu söyleyince ne yaptın o damada? Ne yapayım? Ne yapayım ben kuzum? Tahsin Bey anlatsaydın. Tahsin Bey sen buna müsaade eder miydin? Hayır. Benim büyük kızım böyle biriyle nişanlanacak. Küçük kızım asılacak. Kaldırır onu da atarım. Biz böyle büyük kızı kaptırmam ben o kızıma. Zaten orada. Ben de anlatacağım. Tamam. Bir şey bilmiyorum anam. Sen ağzından çıkanı niye inkar ediyorsun? Doğuşmuyor. Niye inkar ediyorsun? Tamam ana bu oldu desene. Bir kız erkekle beraber olduğunu annem biliyor mu? Ben söylemek istemiyorum ya.
Çiğdem benim öpöz ablam olduğu halde ben kendisinden şüphelerimi burada dile getirebiliyorsam bütün deliller senin kardeşini gösterdiği halde sen daha neyin kafasını yaşıyorsun? O zaman sizin ailenizden çıkacak bu. Benim kardeşim bir şeytana uymuş de yapmış böyle bir şey. O zaman beraber yapmış. Hatta yapmadı demek yerine yapmış olabilir de. Diyemiyoruz öyle bir şey yok. Çiğdem annen diyor ki kapıları yumrukladık kuaförden sonra. Çiğdem kapıları diyor. Demek ki bir şeyden de sen de şüpheleniyordun. Annem bana telefon açtı. Kızım dedi paramız yok dedi biz düğüne nasıl gideceğiz dedi. Umut dedi ki pantolonumun cebinde dedi kaç lira var bilmiyorum Çiğdem kaç lira varsa götür dedi. Ben Kumru'yla yolda karşılaştım. Ben anneme parayı götürdüm. Kuaföre gittim. Kuaförden geldim. O annem dedi ki kız yok dedi. Beraber annemle gerçekten eve vardık kapıyı çaldık. Eve gidince bulamayınca sen niye kocanın bulunduğu evin gidip kapısını çalıyorsun? Ya ben açıkça söylüyorum Müge abla yaşananları söylüyorum. Tamam, ben kapıyı vurduk. Ben de açıkça annem, soruyorum. Niye kocanın yanına gittiğini düşündün de kardeşinin gittin o kapıyı çaldın diyorum açıkça. Her defasında kardeşinin hayatta olduğunu savunan Çiğdem Çakırer yayın sonunda farkında olmadan şok bir itirafta bulundu. Kız kardeşinde gözüm olsaydı dedi çocuk da yoktu dedi. Alır dedi diyar diyar giderim. Şimdi annenle de bilene dedi barışmıştık dedi. Eşim bunu bana söyledi. Söylemedi değil Müge abla. Öldürdükten sonra söyledi ama. Bu 6 ay içinde de söyledi, öldürdükten sonra da söyledi Müge abla. Öldürdükten sonra da söyledi Müge abla. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sorusuna verdiği bu şok yanıtla Çiğdem Çakırer aslında cinayeti ilk günden itibaren bildiğini ağzından kaçırmış oldu. Bu 6 ay içinde de söyledi, öldürdükten sonra da söyledi Müge abla. Öldürdükten sonra söyledi. Yani işlediğimiz en acı olaylardan biriydi bu. 15 yaşında lise öğrencisi bir çocuk. Bahsi geçen ortada bir enişte var. Abla var ve aradan 12 yıl geçtikten sonra abla kocasını kurtarabilmek için ailesini karşısına alıyor. Kız kardeşinin bu kadar küçük yaşta cinayete kurban gitmesini hiçe sayıyor. Ve kocam da kocam diyerek annesine karşı çıkıyor. Çok sarsıcı bir olaydı benim için. De çok üst üste geldi bunlar palular. Bunlar böyle yani ikna çabası bir hakikaten sinirlerinin bozulduğu bir 15-20 gün yaşadım. Ne yalan diye üst üste denk geldiler. Ve efendim dün duruşma görüldü. Enişte biliyorsunuz 2006 yılında Kayseri'de kaybolmuştu Filiz'de Karadavut ve 12 yıl sonra ailenin yaptığı baskılar üzerine enişte Umut Çakırer baldızını öldürdüğünü ve o mağaralar bölgesine gömdüğünü itiraf etmişti polise verdiği ifadede. Fakat eşine yani eşi Çiğdem'e diyordu ki hayır ben baskı altında verdim bu ifadeyi. Hoş ifade sırasında orada bulunan avukat dahi programımıza bağlanarak hiçbir baskı olmadığının altını çizdi. Ama Çiğdem'i inandırmak mümkün olmamıştı buna. İşte tutuklu bulunan enişte Umut Çakırer dün görülen son davaya katıldı. Örnek bir karardır. Ceset bulunamamasına rağmen bu da emsal bir karardır. Yargıtay onarsa emsal karar olarak geçecek. Enişte hakkında önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verildi. Ardından iyi hal indirimi uygulanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına döndü. Yani enişte Umut Çakırer, cinayeti itiraf eden Umut Çakırer... Eşinin tüm koruma çabalarına rağmen itirafı göz önüne alınarak zaten önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından iyi hal indirimi uygulandı. Gerekçeli karar çıkmadığı için iyi halin nereden verildiğini size aktaramıyorum ama müebbet hapis cezası aldı. Durna Hanım da burada oğluyla beraber. Hoş gel yani gözünüz aydın diyeceğim. Hakikaten önemli bir sonuç bu. Yani kutlamak lazım hem emniyeti hem de sayın savcımıza hakim. Çok ciddi söylüyorum çok zor bir karar bu yani ceset ortada yok her ne kadar itiraf da olsa bu kararı almak işte beklediğimiz kararlar bunlar. Her şey ortadaysa artık daha ceset aramaya gerek yok zaten 12 yıl geçmiş üzerinden nereden bulunacak hakikaten tebrik ediyorum. Tabii sizin fikriniz nedir bilmiyorum Durna Hanım. Öncelikle size hocalarıma... Ekiplerinize, savcımıza, polisimize, hakimimize, hepsine Allah bin kere razı olsun seyircilerden ağrı. Benim az buçuk acım dinme diye acımı dindirdiniz. Hiç düşmanım açığa çıktı. Çocuğumun kanı yerde kalmadı.
Çocuğumun kanı yerde kalmadı. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Bir de gelinimin, kızlarımın, bütün Mimsin halkının sana çok çok selamı var. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. Var olsun iki allı. 12 senelik davayı açığa çıkarttı diyorlar komşularım. Emniyet çıkarttı. Hakimimiz, savcımız da gereken kararı verdi. Hepsinden de Allah bin kere razı olsun. Acım dinme diye dindi. Bir de sana şunu diyeceğim Nigah Hanım. Benim bu çocuğumun adını yaşatmak istiyorum. Senin kuvvetinle. Ben bir mezardaşı bulup da yavrumun mezarını edemedim. Adını yaşatmak istiyorum. Senin kuvvetinle. Yani şey yapacaksınız herhalde bir... Bununla ilgili benim... işte bir hani savcılıktan izin alıp bir mezar taşı yaptırabilirsiniz tabii ki yani usuller. Çünkü o da izinsiz yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Sonradan problem yaşanabilir ama siz kendinize ait izin alarak bir aile mezarlığında ona da mezar taşı yapabilirsiniz. Yani ne yazık ki 12 yıl sonra zaten yani bir iz bulması çok zordu yani. Peki Çiğdem'le konuşabildiniz mi? Vallahi Çiğdem'den sonra hiç sokmadılar. Çiğdem bir de şunu diyeceğim. Dünden mahkemeden çıktık sonu ailesi horantacak çocukların üstüne yürüdü. Benim kız kardeşimi altın aldı defikledi. Aa kim? Salih. O taraf. Neden bunu ki? Bunu yapan benim çocuklarıma ilerisinde daha bir şey yapar. Ben sizin huzurunuzda, hocalarımın huzurunda ben çağrı yapmak istiyorum. Benim bu 16-17 tane torunum var. Allah 4 tane gelinim var, kardeşim var. Bütün sülalemin başına bir iş gelirse ben Çakıralı ailesinden bilirim. Benim çocuğum pazar günü okumaya gidecek göz ardında. Kendi yapmazsa yaptırır. Ama bunu bu kadar böyle kan davası haline dönüştürmeye gerek yok ki zaten bir tane çocuk ölmüş. Dünden bir kamaracınız ola da göreydin. Yani ya, burada sizin ailenin kalkıp da bu cinayet sanığı olarak mahkum olan enişteye sizin bir şey söylediğiniz yok ki. Yani kendisi emniyet birimleri araştırma yapmış. Cumhuriyet Savcılığı araştırma yapmış. Sayın mahkeme aylarca muhakeme etmiş. Kendisi delilleri toplamış. Etmiş. Her türlü durumları ortaya koymuş. Ve bu kişinin, bu enişte denen kişinin bu cinayeti yani yavrunuzu öldürdüğü konusunda kanaat getirmiş ve mahkum etmiş. Bunda i̇tiraf sizin bu etmiş. Aileye karşı husumet beslemelerinin sebebi ne? Rahmi Bey itiraf etmiş. İtiraf etmiş tabii canım. Evet itiraf etmiş. İtirafın iki şeyde. Bir poliste yapıyor, evet. Bir de mahkemede yapıyor, bir de savcının karşısında yapıyor. Bir daha ayrıyeten bizim muhabirin sorusuna emniyete girerken, adliye girerken pişman mısınız diye sorduğu zaman da yine buna itirafı havaya sokacak bir cevap veriyor. Aynı mahalde. Ajansın haberi o tabii. Allah Allah. Yani bütün bunlar orada. Hocam suçlu, haklı biz oluyor. Suçlu onlar, suçlular haklıya yürüyor. Yani burada kalkıp size karşı husumet değil. Giden benim yavrum. Onlar da, bakın hanımefendi, onların da artık bu mahkeme kararı üzerine sizlerden bugüne kadar yaptıklarından, konuştuklarından özür dilemeleri lazım. Size başsağlığı dilemeleri lazım. Yani bir adaletin verdiği bir karar var. Ha yine adil yönden mücadelelerini yapsınlar. Yargıtay'a mı, istinaf mahkemesine mi, nereye başvuracaklarsa itirazlarını yapsınlar. Ama artık şu anda verilmiş bir karar varken hala size karşı bir husumet beslemenin mantıklı bir izahı olamaz yani. Baştan benim kızım abisinin üstüne yürüyor. Benim hangisi? Kızım. Abisinin üstüne Çiğdem yürüyor. Çiğdem. Ya? Abisinin üstüne yürüyor. Çiğdem bir telefon attığımızda bakalım peki Çiğdem bu karar üzerine ne diyecek? Yani o ailesinden özür dileyecek mi? Bilmiyorum. Çiğdem günaydın. Günaydın abla. Geçmiş olsun sana da mahkeme müebbet hapis cezası verdi. Verdi daha mahkeme iyice belirlenmedi abla müebbet. Şu an ben anneme bir cevap vermek istiyorum. Kim kimin üstüne yürümüşse. Kim kışkırtmışsa oradan gidip de yalanlar söylemedin abla. Dur Çiğdem, annenin gözü görmüyor, annen ne olduğunu bilmiyor. Anne sen teyzenin gözü görüyorsun. Teyzenin üstüne yürüyen Salih kaynağın. Anlıyorsun da beni kaynamasın. He mi? Biraz sus ben konuşayım. Bugüne kadar sen konuştun, seni bittiler. Hep sana inandılar.
Gerçek suçlu belki dışarıda elini kolunu sallıyor. Ben tehdit mesajları alıyorum. Ben 3 tane çocuğunu ben dışarı gönderemiyorum. Kim gerçek suçlu dışarıda elini kolunu sallıyor. Benim suçlu desin, benim müebbet diyor. Ben bunun arkasını bırakmayacağım Müge abla. Ben bunun arkasını bırakmayacağım. Bunun arkasına da benim annem çıkacak. Bak annesi çıkacak. Annem çıkacak. Allah Allah. Ne yüzle çıkıyorsun sen oraya? Sen oraya ne yüzle çıkıyorsun? Sen niye programdan kaçtın peki? Ben programdan kaçmadım. Niye kaçtın? Niye gelmedin? Ekibimiz 10 gün benim yanımdaydı. O anlattı Müge abla. Tuğçe anlattı. Benim burada ne yaşadığımı Tuğçe anlattı Müge abla. Buraya çıkarken de çocuklarım vardı senin. Biz gelince benim niye kaçtın? Benim çocuklarımdan dolayı ben oraya gelemedim. Ben korktum. Tamam ben de diyorum ki sana buraya gelirken hayır. De senin çocukların vardı zaten. Sonradan ben olmadı. Ben orada kaldım anlatsınlar benim orada çocuklarım durmuş mu? Ben bir tane peki, çocuğumu burada bıraktım. Peki seni kim tehdit için. Sana kim tehdit mesajı attı? Dün abla bana mesaj geldi. Ben biz acımak diye mesaj atmış. Ne demiş? Kim olduğunu bilmiyorum abla. Hayır ne demiş sana mesajında? Biz acımak diyor. O bir diye yazıyor bana. Adımını ona göre at diyor. Ben adliyeye gittim. Hı. Müge abla. Hı. Senin sesin geliyor mu? Geliyor. Ne acımak mı demiş sana mesajı anlamadım ben. Bir acımak yazmış. Ha, bir adım at. Acımak. Biz acımayız. Ha, biz acımayız. Acımak. Acıma. Evet. Ha, biz acımayız. Ya bu ne demek ya Müge abla? Şimdi annem oraya çıkıyor. Ya ben eşimin suçsuz olduğuna ben inanıyorum. Ben arkasını bırakmayacağım Müge abla. Ben sizin programınıza çıkacağım. Ben hiçbir zeden kaçmıyorum Müge abla. Kimse seni inandırma peşinde değil zaten. Öyle bir gayretimiz de yok bizim. İçerideki Allah ömür boyu içeride yatacak zaten. Sen ister inan onu, ister inan. Bu hiçbir şey değiştirmiyor. Onu zamanla göreceğiz Murat. Onu zamanla görecek. Neyini göreceksin daha? Türk adaleti diyorsunuz. Yargıladı. Suçsuz insanı ceza yediler. Gerçek insan, gerçek suçlu belki dışarıda geziyor Müge abla. Ama senin inancına göre suçlu yok ki ortada kardeşin yaşıyor. Zaten senin suçlu kardeşim, yok ki sana göre. Ben dediklerime bile inanmıyorsunuz Müge abla. Hayır inanmamak değil suçlu diyorum, yok ki. Müge abla gördün diyorum. O zaman ben yalan söyleyeyim görmedim deyim o zaman. Şimdi sen diyorsun ki gerçek suçlular dışarıda diyorsun ya. Şey gördüm diyorum ben. Ben de sana diyorum ki gerçek suçlular dışarıda diyorsun ya. Kızım bak şimdi sen bir laf atıyorsun da ortaya. Önünü arkasını düşünmeden atıyorsun. Ben de senin söylediğin söze şeyi söylüyorum. Kapatmaz. Açmıştır. Sen gerçek suçlular dışarıda diyorsun. Ama sana göre suçlu yok ya. Kız dışarıda yaşıyor. O zaman ne yapıyor yani? Ondan sonra diyorsun ki annemden çıkacak. Yani ne yaptı şimdi? Durna Hanım mı öldürdü? Durna Hanım öldürdüyse gel de ki. Annem öldürdü. Şundan dolayı ben gördüm. Şuraya gömüldüğünü gördüm. Şu bilgim vardı. Soruşturma o yönde de ilerler. Şarjı mı bitti? Yani niye Durna Hanım'dan çıkıyor? Nasıl çıkıyor? Gizliklerini ben açığa verdiğimden. 12 sene boyunca beni tehdit etti ya. Umut'un adını verme. Umut kötüye gitmesin. Umut'un adını verme. Sen gelmeye ben burada yokum. Ben kendimi gider deniz atarım. Kendimi öldürürüm. Umut'un adını verme. Anasın. Korkumdan söyleyemedim. Ben derdimi anla diyorum. Korkumdan söyleyemedim. Şimdi Durna teyzeciğim sen senin bu söylediklerinin de aslında bir anlamı yok. Şu noktada anlamı yok. Sen ne anlatırsan anlat. İtirafı var Çiğdem'in kocasının. Ya. Şimdi isteyen istediğini söylesin adam 6 sayfa itiraf etmiş. Ne yaptığını, nereye götürdüğünü, onu yaptığını, bunu yaptığını yani. Ben öyle kupkuru bir cümleyle, iki cümleyle itiraf değil.